Adrenalin şu anda tavan yapmış durumda çünkü orman içerisinde alay geyik görme umuduyla ilerlerken önümde çok küçük bir açık alan vardı. Açık alanın içerisinde bir anda iki tane boynuz bir karşıma çıktı. Herkese selamlar. Sabahleyin erken saatlerde ormana doğru yürümeye başladım. Yaklaşık bir saat kadar ormanda karanlıkta yürüdüm. Şimdi de ulaşmak istediğim noktaya ulaştım. Bulunduğum bölge oldukça fazla çam ağacı ve meşe ormanlarının olduğu bir bölge. Sabahtan beri de yürüdüğüm için oldukça yorulmuş durumdayım. Şimdi ormana doğru yavaş yavaş giriş yapıyorum. Ortam çok güzel. Güneş yeni doğmaya başladı. Güneş doğmadan orman içerisine girmek istemedim çünkü çektiğim fotoğraflarda 12.800 ISO bile yeterli olmuyor. Çünkü orman çok sık ve ışık almıyor içerisinde. Güneş yükselmeden de iyi fotoğraf elde edilmiyor. Ben de yavaş yavaş ormana doğru ilerleyip karşıma neler çıkacak görmek için sabırsızlanıyorum. Sabahleyin kızıl geyik sesi duydum. Onun sesini almaya çalıştım. Bakalım bilgisayar başında eğer alabildiysem bunu da sizinle paylaşacağım. Beni biraz ürküttü. Arasından çıktılar. İki tane karaca. Sanki bir tanesi biraz daha küçük gibi geldi bana. Boyut olarak. Belki anne ve yavrusu olabilir. Bu ormanın çok canlı ve çok fazla yaban hayatı barındırdığını biliyorum. Çünkü daha önce geldim buraya. Ama daha baştan başlamaz bir karaca ve yakından karşılaşmayı bekliyorum. Daha fazla yükselmeden şu anda ormana doğru ilerlemeye devam edeceğim. Biraz ters ışıkta kalıyorum. Güneş şu anda tam karşımdan doğuyor maalesef. Ancak karşıma neler çıkacak bakalım. Heyecanlıyım şu anda. Sabahki kızıl geyiğin sesinden ve şimdi de karacayı gördükten sonra heyecanım tavan yapmış durumda. Bakalım ilerleyelim.
Gece biraz yağmur yağdı, çiseledi daha doğrusu. Şu anda da orman zemini ıslanmış durumda. Bu da benim alıcı işimi kolaylaştırıyor çünkü normalde kuru olsaydı sürekli olarak çatır çutur sesler gelecekti orman içerisinde. Aynı şu anda hiçbir şekilde ses gelmiyor. Çok daha rahat bir şekilde ilerleyebiliyorum. Bulunduğum bölge köylere yakın olduğu için de çevreden sürekli olarak inek sesleri ve köpek sesleri geliyor. Sürekli havlıyorlar. Ancak muhtemelen hepsi bağlı. Bu yüzden de yaban hayatı rahat bir şekilde orman içerisinde gezebiliyor. Artık yavaş yavaş yapraklar da kendini kışa doğru hazırlıyorlar. Ağaçlar kendini kışa doğru hazırlıyor. Yavaş yavaş yapraklarını döküyorlar. Sürekli olarak etraftan çıt sesleri geliyor ancak bunlar genelde düşen dal parçalarının sesleri ya da kuştan çıkarmış olduğu sesler. Ben de sessiz, sakin bir şekilde çok fazla ses yapmadan ormanda ilerlemeye çalışıyorum. Bakalım sabahki kızıl geyik ve az önce görmüş olduğum kareliden sonra daha güzel fotoğraflar, daha güzel videolar çekebilecek miyim? İlerleyelim bakalım. Terledim ama terlediğime değdi sanırım. Ormanın içinde ilerlerken önce alageyiklerin popolarını gördüm, beyaz kuyruklarını gördüm. Daha sonrasında da ormanın içerisine girdiklerini gördüm. Benim tam yolumun üzerinden değil, biraz daha kenara doğru kayboldular. Ben de çevrelerinden dolaşıp bakalım önlerine çıkabilir miyim diye beklerken alageyikler, İlk önce bir tanesini fark ettim. Ağacın arasından bana bakıyordu. Hemen arkasından, hemen yanından. Ondan biraz daha büyük çünkü yan yana geldiklerinde daha iri duruyordu. Muhtemelen annesi olabilir. Ağaçların arasından gizli gizli bana bakıyorlardı. Ben de onları fark ettikten sonra göz göze geldik ve benim onlara baktığımı anladıktan sonra da hemen arkalarını dönüp gittiler. Alageyikleri burada görmek çok güzel bir duygu. Hangi hayvanı görürsem göreyim aynı heyecanı sanki ilk defa görüyormuş gibi bir duyguyu yaşıyorum. Bu da benim için çok keyifli ve çok güzel geçmesine sebep oluyor günüm. Henüz daha günün başındayız. Hava biraz serin. Sabah da karaca ve kızıl geyik sesinden sonra şimdi alageyikleri gördüm. Sabah su birikintisi vardı. Su birikintisinin etrafında bolca ayak izleri vardı. Karaca olduklarını düşündüm ama onlarla birlikte muhtemelen alageyiklerin de izi var. Çevrede sanırım bol bol alageyik de var. Bakalım biraz daha ilerleyeyim ve çok uzaktan bir ses geldi şu anda ama sanırım inek sesi. Ben şimdi ilerleyeyim de bakalım ne çıkacak karşımıza.
zamandır ormanda yürüyüş yapıyorum. Hem de sizlere kullanmış olduğum ayarlardan bahsetmek istiyorum. Çekim yaparken sürekli AFD çekim yapıyorum. Bu sayede çok daha hızlı bir şekilde konuya odaklanabiliyorum. Özellikle kuş çekmiyorken, böyle yaban hayatını, karacaları, alageyikleri, kızılgeyikleri çekerken sürekli olarak AF kullanmak çok fayda sağlıyor. Çünkü tek noktada kullandığınızda bir noktaya kilitleniyor ve konu hareket ettiği zaman bulanı çıkmasına sebep oluyor. Fotoğrafın net olmamasına sebep oluyor. Sürekli AF daha fazla işime yarıyor. Kanalımda aynı zamanda incelemesi bulunan bir video da var. O da sessiz fotoğraf çekme üzerine bir video. Fujifilm X-T3'ün faydalarından biri de tamamen hiç ses çıkartmadan elektronik enstantane ile fotoğraf çekebilmek. Eğer o videoyu da izlerseniz çok kolay bir şekilde, sessiz bir şekilde fotoğraf çekebilirsiniz. Bu gibi yaban hayatının çok kolay ürktüğü, çok kolay kaçtığı ortamlarda sessiz fotoğraf çekmek çok önemli bir hale geliyor. O yüzden o videoyu da izleyerek çok daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Genel ayarlardan bahsettikten sonra bir de ISO'dan bahsetmek istiyorum. ISO ormanda çok fazla ışık koşullarını değiştiği için otomatikte kalıyor. Otomatikte çekmeyi tercih ediyorum. Çünkü sürekli olarak güneş bir geliyor bir gidiyor. Bazen karanlık bazen aydınlık oluyor. Bu gibi durumlarda da konuyu çekerken hızlı odaklanmak istediğiniz için ayarları unutabiliyorsunuz ve bazen patlak bazen de karanlık fotoğraflar elde ediyorsunuz. Diyaframa gelecek olursak da genelde çok fazla karanlık olduğu için F5-6'yı tercih ediyorum. En kısık diyafram olduğu için. Ancak iyi ışık varsa F7-1, F8 gibi değerleri de kullanmayı tercih ediyorum. Enstantanem de genelde ışığın şiddetine göre değişiyor. Bazen 400 oluyor, bazen 1600 oluyor. Sürekli olarak değişmeye devam ediyor. Dediğim gibi çekmiş olduğum ayarlar bu şekilde. Şimdi yaban hayatını aramaya devam edeceğim. Biraz dinlendim. Biraz sizinle sohbet ettim. Güneş de yükselmeye devam ediyor. Daha fazla yükselip de yaban hayatı tamamen ormanın içine çekilmeden onları arayıp bulmam lazım. Adrenalin şu anda tavan yapmış durumda çünkü orman içerisinde alageyik görme umuduyla ilerlerken önümde çok küçük bir açık alan vardı. Açık alanın içerisinde bir anda iki tane boynuz bir karşıma çıktı. Alageyik, erkek alageyik. O çıktıktan hemen sonra arkasından bir tane daha geldi ve ormanda alageyik gördüm. Erkek alageyik de gördüm ama çok küçüklerdi. Bu kadar büyük alageyik olacağını hiç düşünmemiştim. Alageyik ormanına koşarak çıktı. Muhtemelen bir şeyden ürktü ve üzerime doğru koşmaya başladı. Ben onu görünce hemen yere eğildim ve tam da arazinin ortasında böyle kabak gibi dururken fotoğrafını çekmeye başladım. Onun fotoğrafını çekerken üzerime doğru koşmaya devam etti. Bir taraftan fotoğraf çekiyorum. Aynı zamanda da eğer üstüme doğru gelirse ne yapacağımı bilemiyorum. Çünkü beni hiç fark etmeden direkt olarak üzerime koşmaya başladı. Bir taraftan fotoğrafını çekiyorum. Fotoğraflar nasıl çıktı ona da iyi bakamadım. Hala olayın heyecanı, şoku içerisindeyim. Burada alageyik gördüm. Az önce gördüm ama yani bu kadar büyük bir erkeğin bu kadar süratli bir şekilde üzerime koşacağını hiç düşünmemiştim. Her ne kadar zararsız bir canlı gibi gözükse de o kadar hızla, o kadar süratle insan üzerine doğru koştuğu zaman bayağı bir korkuya sebep olabiliyormuş demek ki. Bu şekilde karşıma çıkacağını hiç düşünmemiştim. Işık koşulları çok iyi değildi. Gölgede kalıyordu ama onun
güzel karelerini umarım alabilmişimdir. Eve gittiğim zaman göreceğim. Şu anda hava biraz serin ama terlediğim için başım da inanılmaz derecede üşümüş durumda. Adrenalinle birlikte şu anda her yerim titriyor. İstediğim Alagi'yi en sonunda gördüm. Yani bu kadar büyük erkek beklemiyordum ama bugün karşıma çıktı ve kendisini gösterdi. Hala titriyorum. Hala heyecanlıyım. Normalde peşlerinden gidebilirim. Ancak yaban hayatına saygı gösterdiğim için kesinlikle ve kesinlikle peşlerinden gitmeyi tercih etmiyorum. Çok zor durumda kalmazsam, çok fazla istekli olmazsam bu konuda. Ama bana istediğim kareleri verdiklerini düşündüğüm için peşlerinden gitmeyeceğim. Rahat bir şekilde ormanda gezmeye devam etsinler. Belki yine karşılaşırız onlarla. Erkek alageyi görmeden önce, yani erkek alageyikleri görmeden önce de bir karaca ve iki tane de yavrusunu görmüştüm. Ormanda karşıma çıktılar. Birlikte orman içerisinde geziyorlardı. Anneleri onlara yabanda hayatta kalmayı öğretiyor. Onlar da sakin bir şekilde ortalıkta gezerken onların güzel karelerini de aldığımı düşünüyorum. Rüzgar vardı biraz. Muhtemelen erkek alageyikler rüzgardan dolayı benim kokumu alamadılar ve o yüzden hızlı bir şekilde üzerime koşmaya başladı. Eğer kokumu almış olsalar da kesinlikle karşıma çıkacaklarını düşünmüyorum. Şimdi ilerleyeyim bakayım. Yolum da onların üzerinde ama onların gittiği yön üzerinde ama karşıma çıkarlarsa yine güzel fotoğraflarını almaya çalışacağım. Vay be. Bugün ne kadar güzel bir sabahtı. Hiç böyle bir başlangıç beklemiyordum. Bir şeyler görme konusunda umudum vardı ancak beklediğimin çok çok üzerinde şeyler gördüm. Birkaç saattir ormandayım. Artık güneş de iyice yükselmeye başladı. Artık hiçbir hayvandan hiçbir hareketlilik yok. Güneş yükseldiği anda tamamen ormanın derinliklerine giriyorlar ve sabahleyin ya çok erken saatlerde ya da akşamleyin güneş battıktan sonra tekrar dışarı çıkıyorlar beslenmek için. Onun dışında günlerinin çok büyük bir kısmını orman derinliklerinde geçiriyor memeli hayvanlar. Ben de sabah karanlıkta yürürken kızıl geyik sesleriyle yoluma devam ettim. Onların seslerini duyduktan sonra görme umudum vardı. Ancak onları göremedim çünkü hava çok karanlıktı. Daha sonra seninle konuşurken karaca ile karşılaştım. Önümde iki tane karaca. Muhtemelen anne ve yavrusuydu. Onların görüntülerini aldım. Daha sonrasında da orman içerisinde beni gizli gizli izleyen alageyiklere rastladım. Onların haricinde daha fazla alageyiğe de rastladım. Bir sürü ormanda, açık bir alanda besleniyorlardı. Gizli gizli ben de onların fotoğraf ve videolarını aldım. Daha sonra ormanda ilerlerken ormanın içerisinde bir açıklık alan vardı. O açıklığın içerisinde erkek alageyik karşıma çıktı ve sadece karşıma çıkmakla kalmadı. Benim de aklım yerinden çıkıyordu. Çünkü benim orada olduğumu fark etmediği için muhtemelen bana 10 metre kadar koşa koşa yaklaştı ve son saniyede yani belki hiç fark etmese direkt üzerimden geçecek. Beni fark etti ve bir anda geri döndü. Koşmaya başladı. O anda hala da anlatırken bile heyecanlanıyorum. O anda adrenalin seviyem tavan yaptı ve
Hava serin olmasına rağmen buz gibi terler dökmeye başladım. Bu sabah beklediğimin çok 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 üzerinde bir yaban hayatı canlılığı vardı burada. Alageyikler olsun, karacalar olsun, kızılgeyik sesleri olsun benim için inanılmaz bir sabahın geçmesine sebep oldu. Artık günü noktalıyorum ve keyifli bir şekilde kahvaltı yapmak üzere eve dönüş yoluna geçeceğim. Umarım siz de bu heyecandan, bu yaşamış olduğum aksiyondan keyif alırsınız. Sizin de hoşunuza gider. Çekmiş olduğum görüntüleri de videonun sonunda sizinle paylaşıyor olacağım. Benim için harika bir gündü, harika bir sabahtı. Umarım sizin de hoşunuza gider bu tarz canlıları görmek. Umarım sizin de imkanınız olur ve doğada onları yaban hayatında gözlemleme şansı yakalarsınız. Şimdilik bu videodan bu kadar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve daha fazla video gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar doğayla kalın.